Çok güzel oluyor. Evet. Çok lezzetli. Kesinlikle evet. Garanti hadi. Veriyorum. Doğal, %100 doğal. İçinde şeker yok. Aynı zamanda bir tek çocuklarınıza değil, kendiniz kilo almak istemiyorsanız yapın şöyle güzelce bir krep. Krebin üzerine de sürebilirsiniz. Fındık kreması yapacağız. Hani o dışarıda satılıyor ya, kakaolu falan. İçinde bir sürü katkı maddesi var. Bizimkinde hiçbir şey yok. Gelin dinleyin, not alın. Çok lezzetli oluyor. Ve garantili evet. Çocuklarınızın çok beğeneceğine çok garanti sevecekler. Ediyoruz. Çünkü biz bunu bir okuldaki evet. Çocuklara yaptık, deneme yaptık. Bir tane anaokulundaki çocuk demedi, hepsi yediler. Çok lezzetli. Bir anaokulunda deneme yaptık. Lütfen bunu iyi dinleyiniz. Lütfen yapınız. Aynı evet, zamanda buyur. Kansızlığa da çok iyi geliyor. Çok iyi geliyor kansızlığa da. 3 tane yumurta. Şöyle akıyla, hemen şöyle bir çırpıyoruz. Evet. 3 tane yumurta evet. Güzelce koyduk. Ev yapımı fındık ezmesi yapıyoruz. 3 yumurta. 3 yumurtayı hani kek yapar gibi düşünün. Bunu şeker yok. 1 su bardağı keçi boynuzu pekmezi. Çok lezzet veriyor. Pekmezle çırpıyoruz. İsterseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Feridun mikserini buldu Serap Hanım da Feridun mikserini çırpıyor. Öyle bir şey evet icat ettim. Şöyle içine güzelce çırp da şöyle hani o yumurtanın kokusunu alıyor pekmezde. 3 yumurta, Serap Hanım, bir hayatta su bardağı. Yumurta kokusu yok. Evet, evet. Hayır değil, beraber çırptığınız zaman harika tamam. Oluyor. 3 yumurta, 1 su bardağı keçi boynuzu pekmezi içine şöyle... Nişastasını koyalım. Tereyağını koymayacağız mı anneciğim? Tamam, tereyağını da koyalım. 3 çorba kaşığı da tereyağı koyalım. Önce sıvıları koyalım o zaman. 3 çorba kaşığı da tereyağı oda sıcaklığında hemen güzelce erittik. Oda sıcaklığında olması çok önemli. Çünkü neden? Yumurtalar pişmesin diye. Yumurtalar pişmesin yani diye oda tereyağını sıcaklığında. Ereteceksiniz, indireceksiniz, biraz bekleyeceksiniz. Bekleyeceksiniz. Yumurtaları pişirmeyecek. Onu anlatmak istedi Serap Hanım. Ben evet. Tercüman olayım. Tamam, 4 çorba kaşığı da nişasta. Evet, şöyle 3-4 çorba kaşığı da nişasta. 2 paket vanilya koyuyorum içine. Çok güzel bir lezzet veriyor vanilya da. 3 yemek kaşığı da kakao koyuyorum. Bir de bereketli oluyor. Bir de bereketli oluyor. 3 yemek kaşığı da kakaosunu koydum. İçine bir de 1 su bardağı fındık tozu koyuyorum. Satılıyor dışarıda. İsterseniz fındığınız varsa güzelce dövebilirsiniz. Şöyle bir su bardağı da fındık tozunu ekledik. Oldu değil mi kıvamı? Çok tam, güzel oldu. Bence Serap de Hanım. Tam. Harika şimdi oldu. Şimdi birazcık sütünü ilave yapacağız. Hani diyorlar ya böyle waffle yapabilirsiniz. Krebin üzerine sürebilirsiniz. Abi Türkçe konuşun. Ne o waffle'lar, muffle'lar? Tamam, krep. Krep akıtma. Heh, akıtma. Ha? Anam babam bir sürü şeyler. Kayınvalidem akıtma mı derdi? Ben hep Suudi'ye krep yapıyorum derim. Çağ atladık. Çağ atladık bak. Bence de. Üzerine güzelce muz da doğrayın. Şöyle harika oluyor, nefis oluyor. Herkese tavsiye ederim. Tekrarlayayım mı? Hemen tekrarlayayım. Tekrarla. 3 tane yumurtayı 1 su bardağı keçi boynuzunun pekmeziyle güzelce çırptınız. Çırptıktan sonra içine 4 çorba kaşığı nişasta koydunuz. Evet, nişasta koydunuz yoğunlaşsın. 3 çorba kaşığı da kakao koydunuz içine. 2 tane vanilya. Bir fincanda süt koyuyoruz buna. Yalnız şöyle. Söyle. Sütü birazcık ben böyle bir kahve fincanı dedim de. Hani böyle ama yavaş. Ama sütü şöyle evet. Müsaade edin. En ben... son. Ha, en sona ayırın. Şöyle çok yavaş yavaş. Evet. Şöyle tamam. Yavaş yavaş. Tamam yeter. Ya bir fincanda olur, yarım fincanda olur. Artık onu böyle siz kendinize göre, kıvamına göre yani ayarlarsınız. Yani bunun kıvamına göre ayarlayacağız sevgili evet. Kardeşlerim. Gerekirse nişastayı birazcık çoğaltacağız. Fındık tozunu birazcık çoğaltacağız. Yok bence tam oldu. Çünkü birazcık da durdukça biraz evet, daha yoğunlaşıyor. Evet. Biraz daha yoğunlaşıyor. Bunu esasında buzdolabına koyduğunuz zaman hemen daha da yoğunlaşacak. Bu iyice tereyağı da birazcık kendini toparlayacak. Göreceksiniz o zaman çok mükemmel oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Ekmeğinizin üzerine evet. Sürelim. Cansel Hanım çay kaşıklarını çıkar. Ya da şey kaşıkları. Küçük bir tabakla seyircilerimize bir ikram edelim nasıl olur. Sen bir daha say Serap Hanım. Saydım. 3 tane tamam. Yumurta, 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı keçi boynuzu pekmezi, 4 çorba kaşığı nişasta, 2 paket vanilya, 1 fincan süt dedik ama işte yarım kahve fincanı süt de olabilir. Aman sütü sonraya ayırın. 3 çorba kaşığı da tereyağı. Güzelce karıştırdınız. Zaten o kıvamını bulacak. Bulduktan sonra canınız tatlı istediği zaman açın şöyle buzdolabını. Bundan yiyebilirsiniz. Kahve içerken yanında yiyebilirsiniz. Kalorisi de çok az. Sadece pekmezle. Afiyet olsun. Çocuklarınıza yapabilirsiniz, kendinize yapabilirsiniz. Hem de doğal yani, evet.